Kimsin sen? Benim ben. Tanımadın mı? Hangi köydensin? Ya sizin köydenim be ya. Tanımadın mı? Hayati sen misin be? Benim ben. Bağırma boşuna. Hayati. Biz ne arıyız burada be? Açsan ya ışıkları. Ya açabilsem açardım herhalde. Allah seversen söyle bana bir oyun oynamasın değil mi Hayati kardeşim? Yok be Hayrettin. Ne oyun edeceğim sana? Senin ayağında bağlı mıdır bir lan? He ya. Bağlıdır. Sanki bulmuşum bir çeyreğe düğmesi. Hayati, bu ayım ayı ne arar burada? Ölmüşüdür baksana. Abi neresidir burası be ya? Ay anasını aradım bacısına kayayım mı? Sen nasıl geldin bura? Vallahi hatırlamıyorum be. Vallahi ben de hatırlamayayım bir Hayati. Oy! Kimse yok mu? Bırakın bizi be! Kapıyı kazdın lan! Bağırma yasın boşuna. Sen baygınken çok bağırdın be. Duymuyor hiç kimse. Hayrettin. Evet. Yaktaş. Ne oldu be? Urgan mafyasının işi olmasın sakın. Urgan? Çalıyorlar ya insanların böbreğini, ciğerini, yalanını. Allah'a şükür her bir şey yerindedir benim be. Abi Urgan mafyası değilse kim neye getirsin bizi buraya? Hem ben burası neresidir anlamamışım. Baksana. Her taraf eski püskü. Tebüşü saat yeridir ha. Bak cillop gibi. Hadi be yemişim o saatin neresi cillop gibidir. Satarlar onu muhacir pazarında 3 paraya. Abi bırak şimdi muhacir pazarını. Cebimden çıkmıştır. O nedir be? Kayse. Bu nedir be? Üzerinde oynat, oynat yazar. Nerede oynatacağız o kaseti be? Hayrettin, bu güzelim seti buraya boşuna koymamışıdır. İster bu kaseti oynatalım bu güzelim setin içinde. Hadi be ya yemişim o güzelim seti be ya. Onu da almıştır muhacir pazarından 3 paraya bu şerefsiz. Abi alma adamcağızın günahını. Japon malıdır üzerinde yazar baksana. Yuşahatu. Abi benim saftirik hemşerim abi be. Yazar üzerinde Yuşahatu sanırsın sen onu. Japon malı. Yuşahatu 4 ortaktır. Yusuf, Şakir, Hakkı, Turgut, Yuşahatu. Anladın mı? Vay arasını sattımın herifler vay. Sen bana soracaksın bu işleri Hayati. Abi susak ağızlı. Al şu kaseti oynatalım şunun içinde be. Tutabilecek. Ebesini bile usutturum. At bakayım.
Orada be. Aldım hayrettim. Uyunat bakalım. Selamun aleyküm Hayrettin'den Hayati. Ne yapıyorsunuz lan kerhaneciler? Abi bilirim şimdi merak eder durursunuz ne ararız burada değil. Oynayacağım sizinle bir oyun. Sıçacağım ağzcağızlarınızın tam ortasına. Senelerden beri gezdiniz durdunuz burada burada it gibi. İçtiniz rakıları, çitlediniz çekirdeğe, attınız götüğü ve vurdunuz mala. Oynadığınız kapı gıcırtısına. Öldüreceğim bugün ikinizden birini. Ama hanginiz olur onu ben bilmem. Belki Hayati, belki Hayrettin. Çünkü içirmişim ikinize de birer zehirli ap. Ap ama öyle böyle bir ap değil. Manda deviren apı derler. Ayıya bile nalları dikertmiştir abi öyle. 3-5 saate sizi de öldürür kesin. Zehirlendik diye de oturup ağlamayın ha. Vardır bende o zehirin de pan zehiri. Bakın hele, bu arada bir cinlik, bir ibnelik yapmaya kalkmayın. Sikertirim doynağınızı. De haydi başlasın oyunumuz. Hadi be, oyunmuş. Nasıl oyun bu böyle? Hayati be anlamadım bu oyunda ilk bir şey ya. Şşş, bir sus be ya. Ne susacağım be? Adam kasetin sonunda bir şey fısıldar. Tövbe, tövbe. Hay içine sıçayım senin gibi teybim ben. Geri tuşu çalışmıyor. İçine tüküreyim senin gibi müzik setimim ben. Hayati, demişim ben sana 60 lira seti muacil pazarından. Akiki Japon malı olsa set tutukluk yapar mı be? Bu ortakların adı neydi? Yusuf, Şakir, Hakkı, Turgut. Sıçayım hepsinin ağzına. Ortak! Vardır bizde her şeyin bir çaresi. Zehirli aplar içirmiş bize vicdanına tükürdü mü be? Erdi bakalım. Bir de tek oynayacağız oyun. Nasıl bir oyun bu? Anlamamışım şerefsizimi. Tüybe tüybe. Bak iyice duyayım diye sesini sonuna kadar açıyorum. Tamam. Tamam be. Kapıyı mı açma bir de açmayı mı açma. Hadi bismillah. De haydi başlasın oyunumuz. Yalan içine baksanız ya kapçı gazlılar. Hayrettin, yalak dedi, yalak dedi, ben dediydim sana. Bak bakayım yalağın içine. Bakar mı, yalağın içine? De hadi bak. Bak bakalım içine. Hayati. Allah'a şükürler olsun be. Susak ağzını. Bir destereyi de bana atsan. Hem daha bir güzel, hem daha bir şahane olmaz mı? Hadi. Tamam be Uday. Tut at bir destereyi. Hadi oba. Haydi bismillah. Hayrettin. 12'den vurdu. 12.
Hayati, sıçayım ben böyle testerenin içine be. Bir kızım kesmez bu zincire. Kesmez tabi. Tahta desteresidir bu. Demir desteresi değildir. La. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kapçık ağızlı istemez keserim ayağımızdaki zincirleri kurtulalım. İster ayağımızı keselim. Tüve tüve. Deme öyle be ya. La tabi. Yani der ki, götün yiyorsa kes ayağını kurtul. Aa, yemiyorsa şu ayıcık gibi burada geberir gidersin. İfa ifa. Olacaklara bak sen be. İfa ifa tabi ya. Ayadi. Hı. Bak ben buraya yazdım. Ben bir Allah'ın manyağı yüzünden ayacımı kesmem. Manyak mıyım be? Hayrettin'im. Allah'ın bir manyağı değildir o. Ya kimdir peki? Jandarmanın arayıp da bulamadığı kaç tane manyak var? Desteredir o, destere. Nereden bildin ben destere olduğunu? Abi ben ineyle Aşim dayı öldürüldüğünde sorguya çekmiş ilerdi beni. 3-5 ay önceydi. Aşim dayıyla Habibe teyzeyi en son ne zaman gördün? Bilmiyorum dedim ya komutanım be. Peki Hacer, Hicran, Hakkı, Halil? Hı? Öldürülen bu kişilerin hepsi senin köylün. Bir husumetin falan var mıydı onların? Yok be komutanım, ne husumetim olacak? Ben hepiciğini çok fazla severim zaten. Vallahi billahi. Tövbeciğim. Hilmi Akyemez Diyarbakır, emredin komutanım. Ne var? Komutanım, karnınız hanımefendi Hilal Hanım geldi. Odanızı aldım. Tamam, geliyorum. Komutanım, bir de benim bu terlik istirahati meselesi vardı ya. Onu da bir halletsek artık ya. Sırası mı şimdi? Emredersiniz komutanım. Devam edeceğiz. He. Hoş geldin. Kötü bir şey mi oldu? Evet canım, kötü bir şey oldu. Çünkü benim artık sabrım kalmadı. Hakan, ne zaman tayin olacaksın? Ne zaman kurtulacağız bu Allah'ın cezası kasabadan? Bunu evde konuşalım mı? Hayır efendim, şimdi konuşacağız. Hakan, dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Hilal bak. Ya ne olursun bana yine masal anlatma. Peki tamam. Tayinim biraz gecikti ama. Hakan, burama kadar geldi. Bak ya buradan gideriz ya da ben. Ya da sen. Ya da ben seni terk edebilirim. Aşkım seni anlıyorum ama durum çok ciddi. Bu seri katil, bu destere manyağın teki. Ki birkaç aydır Hayırlar Köyü civarında cesetler buluyoruz. Önce ikişer ikişer birileri kayboluyor, birkaç gün sonra da sağda solda cesetleri bulunuyor. İnsanların orasını burasını kesen bir psikopat da o. Ya öyle böyle bir manyak değilmiş bu destere. İnsanları hep ikişer ikişer kaçırırmış. Kesin bizi de kaçıran o desteredir. Başka kim olacak? İba, İba. Sormuştur bana sorguda. Destere sen misin diye. Hayati ben. Sana bir şey soracağım ben. Hı. Eğer sen destere olsaydın be. Öldürür müydün benim gibi efendilik bir adamcağızı ya? Öldürmezdim tabi. Bilirsin, severim seni çok. Hayatı be, ben de seni severim be çok. Ben olsaydım ben de öldürmezdim seni. Peki ne istemiştir bu destere bizden? Ne kötülüğümüzü görmüştür de kaçırmıştır ikimizi birden. Sakin. Hayırlar Köyü'nde başka adam mı kalmamıştır? Sakin. Sakin. Ne oldu be ya? Ne bu telaş?
hiç sormayın be komşular. Bu sebeple Ayrettin'in hayatı kayıp. Ah siktir be ya. Bir yanlışlık olmasın. Sabahtan beri ikisinde ne Güren olmuştu ne Duyan be. Haber verdiniz mi beyan çandarmaya falan? Gelin besleri be ya he. Hakikaten o gibi. Allah belin acını versin onu. Ne olmuş ne olmuş be ya. Ayrettin'le hayatı kayıp Azim amca derslere kaçmış herhalde. Ne? Nerenki? Senin nerenki? Resip geliyorum Mustafa amca. Abi komşular, kumandan gelip size bir şey sorduğunda veresiniz güzelce cevap. Bu işin artık kalmamışsın şakası be ya. Hoş geldin Hakan kumandanım. Dinleyin beni. Dünden bu yana Hayrettin'le hayatıyı gören, duyan, haber alan var mı? Görmek. Hiçbiriniz bir şey görmezsiniz, duymazsınız be kardeşim. Şahit yazılmaktan bu kadar mı korkulur? Bu katil 6 tane can aldı. Ölenler sizin konu komşunuz, akrabalarınız. Siz konuşmadıkça yavaş yavaş sıra size geliyor, anlamıyor musunuz? Son kez soruyorum. Var mı bir şey gören, duyan? Yok. Ben görmemişim. Anlaşıldı. Bak muhtar, bütün köylülerin ifadelerini tek tek alacağım. Hiç kimse evinden, bahçesinden bir yere ayrılmaz. Tamam Hakan kumandan. Sen nasıl istersen. Gidelim. Hep kayıpların peşine koşarsın. Gelecekte gözünün önündekilere baksan mı ya? Merak etme, senin de ifadeni alacağım Asibe Bacı. Abi Bacı da neymiş? Bana kısaca Asibe diyebilirsin. Abi bekle, bekle, bekle. İçim böyle bir daraldı be hayatı be. Destenemiz nedir dedi, oynayacağız bir oyun. Ama ortalarda yoktur kendisi. Nerededir bu şerefsiz sence? Hayati. Hı. Bu destene bizi bir yerlerden gözetlemesin be ya. Destere. Destere. Namussuz. Manya. Eşeğin sıpası. Ebene kaptırayım destere. Urus bunun çocuğu. Bence de burada değildir bu ibine. Peki nerededir bu pezevenk? Aç kapıyı. Hayrola. Hayrola. Hayrola aç kapıyı. Geldim be komutan, geldim. Geldim. Ne bu işim? Ruhsat kontrolü için geldiysen her bir şeycikler tamdın komutan. Onun için gelmedim. Arayın. Emredersiniz komutanım. Hayırdır be? Pek hayır değil aslında. Destere manyağının peşindeyiz. Ayıp edersin komutan. Benden mi şüphelenirsin yani? Ben miyim destere? Ayıbım ayıbı yok. Bu köyde yaşayan herkes artık benim için potansiyel bir katil. Sen Hayrettin'le Hayati'yi en son nerede gördün? Anlat bakalım. Bu da sözde bana terlik istirahati verdi ya. Peşinden ayır mı? Ne yapacaksın devrem? Emir, demiri keser. Ya orası öyle de koğuşta takılabilseydim mükemmele çok yakın bir şey olurdu. Hayrettin'le Hayati en son göreli 3-5 gün olmuştur be ya. Ama bilirsin ben ikisini de çok severim. Bütün insanları çok severim ben zaten. Adım Hayrullah. Merhametliyimdir.
Hep kaybederim iyi niyetimden. Karıncayı bile incitemem ben be. Bunlar ne lan peki? Karıncayı incitmezmiş. Karınca var mı burada? Karınca başka, av hayvanı başka komutan. Sen gördün hiç ben vurdum karınca? Yok. O zaman yok problem. Ev temiz komutanım. Gidelim. Hayati be, eğer bir şey anladım da, bu ayıcıyı neden getirip buraya koymuş bu şerefsiz, onu anlamadım be. E manyak işte, manyağın işine akıl sır erer mi? Hem bu kocaman ayıyı buraya nasıl sokmuş, ben onu anlamadım Hayrettin. Ben de onu anlamadım be Hayati, yazık ayıcıya be. Ananı. Ne oldu be? Gülmedin mi? Neyi? Hayati, bu ayıcığın pençesinin ayağı altına bir şey yanıp siner be. Gördüm Hayrettin. Gördüm. Gördüm aman. Nedir ya? Dur bakalım. Anlarız şimdi. Halen yanıp şiner bunun ışığı be. Allah'a bak git amma. Cip telefonudur bu be Hayati. Yemin et. Yalanım varsa dünya alem değilsin arka cazıma. Alacağım almasına da uzanamıyorum be. Ebrasına usurttuğumun ayıcı be. Almış cep telefonu pencerenin altına da ne yapacaksa sanki cep telefonunu. Alıyorum. Alamıyorum. Allah'ım sen acı şu kollarına. Alıyorum. Alamıyorum. Allah'ım bundan böyle ağzıma çok az rakı süreceğim. Haftada en çok bir büyük. Aslında bir küçük kötü değildir. Onunla da yetinmek lazım. Alıyorum. Alıyorum. Aldım be. Aldım be. Gel. Nasıl aldım Aydın peynirinden cip telefonunu be ya. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Yalnız haftada bir büyük diye konuştuyduk. Yanlış olmasın. Hı. Nereye ararsın? Nereye arayacağım be ya? Bizimkileri ararım. Onlar da haber verirsin jandarmaya. Ya ara ara. Hemen gelip kurtarsınlar bizi buradan. Ay sıçayım ağzına senin be ya. Benim mi? Yok be ya, niye senin ağzına sıçayım ben? He? Atlar mı yok? Yoktur, telefonun içinde bir tane bile kuntur. Abi Allah'ım. Ben içmeyeyim de kimler içsin rakıcıkları? Öder dayı. Bugün oğlunun gelip bana ifade vermesi lazım. Yoksa ben yakalarsam atarım nezareti ona göre. Ben ne bilirim nerededir eşek sıpası? Beni ilgilendirmez. Bul oğlunu getir. Benden söylemesi. Baş üstüne. Gelir zayıma hayrola gelir.
haber bildirmeyen bir numara çalar. Açayım. Aç tabii be. Delirdin mi sen? Alo. Ne yapıyorsun Hayrettin? İyiyim be. Sen ne yapıyorsun? Ne olsun be? Uğraşıyoruz, duruyoruz. Kiminle görüşeyim ben? Bırak şimdi benim kim olduğumu da kulağını dört aç beni dinle Hayrettin. Dinliyorum. Bu hayatı şerefsizi şu an benim sesimi duymaz değil mi? Duymaz be ya. İyi. Ben aslında seni çok seveyim be Hayrettin. Benim esas derdim de bu hayatı ciğersiziyle. Ben aslında öldüreceğim bugün Hayati'yi. Seni de getirmişim buraya sırf yapasın bu Adi'ye nispet. Dediğimi yaparsan salacağım seni gidersin evine, tamam mı? Tamam be ya. Şimdi o dinlediğiniz kaset vardı ya. Onu az daha oynatasın ileriye. Karşısında atasın bir küpecik de yapasın nispet. Olur mu aslanım? Emrin olur be ya. Emrin olur agam. Hadi şimdi kapat telefonu. Ben ararım yine seni sonra. Çok yazmasın Adana. Tamam be ya. Kendine iyi bak. Üperim yanacıklarından. Hadi eyvallah. Fay fay. Ne? Eyvallah. Tamam lan uzatma. Kimdir o? Ne dedi? Ne konuştunuz? Sen bir sus hele. At bakayım o yanındaki teybin play düğmesine. Bas çalsın kaset. Varmış kasetin devamı. Korkarım destereden be komutanım. Akşamları yatarken yatağıma abi gözlerime uyku girmez. Peki Hayrettin ve Hayati'yi dün hiç gördün mü? Yok be komutanım. Dün biz yayladaydık. Görmedik kimsecikleri. Arkadaş kim? Bu da bizim kurbanıdır. Korkudan beraber otlatıyoruz koyunları. Ne yapacaksın işte? Alo buyurun. Ne yapıyorsun be Hayrettin? Attın mı göbeciği, oynadın mı bir güzel? Sağ olsun be abim. Attım göbecikleri, attım kurtçuklarımı, rahatladım be ya. Aman sabahlar olmasın be ya. Şimdi ver bakalım telefonu şu hayatı şerefsizine de. İki çift laf da ona edeyim. Hayati lan. Ne? Ne oldu? Al. Seni ister. Saygılar abim. Kendine iyi bak. Öpücükler. Tutabileceğin lan kapçık. Hadi hadi. Hoppa. Hoppa.
Alo. Ben Hayati. Sen kimsiniz? Destere ben, destere. Oo. Abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi değilim Hayati. Hayırdır abi? Nedendir? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya bu Hayrettin'e fena ayar oluyorum ben be ya. Hangi nedenden ötürü abi? Lavuğun tekidir bu be. Öldüreceğim sonunda bunu, o olacak. Zaten buraya da o yüzden kapattım ben bu Hayrettin'i. Yoksa seninle bir derdim yoktur yani. Ama bu Hayrettin'i geberteceğim ben. Hayırlısı neyse o olsun abi. Sen de çal kasetin devamını at küpeciğine nispet yapar gibi bu şerefsizin karşısında. Tamam abi. Hadi be koçum, göreyim seni. Şimdi kapa, ben arayacağım yine seni sonra. Oldu abi, görüşürüz. Hayati. Hangi dağda kurt öldü de hangi rüzgar attı sizi buralara? Son kayıp vakalarıyla ilgili ifadeni alacağız. Müsaade var mı? Abi müsaade sizin, köpeğiniz olsun. Buyurasınız. Bildiğim kadarıyla yalnız yaşıyorsun değil mi? Yalnızım ama çok sıkılırım bu yalnızlıktan, bilesin. Bak şu an iki insanın hayatını ilgilendiren ciddi bir konu var Hasibe bacı. Bana kısaca Hasibe de yeter. Bu arada sormayı unuttum. İçki olarak ne alırsın? Bir şey istemez sağ ol. Çok güzel rakım vardı ama. İstemez dedim. Siz yukarıya arayın. Marş marş. Emir versin komutanım. Böylesi daha güzel oldu be. Böylesi? Sen ve ben. Baş başa. Bak. Sadece benim soracağım sorulara cevap ver. O kadar. Ah, yarıyorsun havaları değil mi toprağım? Sanki paşa mı nağlayın? Sizler yukarı marş marş marş. Devrem valla çok komik yapsın. Aynı o. Allah Allah ya. Hava sen ne bize söküyor tabi. Kimse yok, çenen kralı o. Albay geldiğinde nasıl pusuyor ama kedi yavrusu gibi. Emredersiniz komutanım. Baş üstüne komutanım. Emredersiniz komutanım. Falan filan diye diye. Evet. Bize gelince de bir şekiller, bir pozlar falan filan böyle. Aman akudu. Sen o hıyarıysan. He, ver devrem, ver ver. Tuz? Yok yok. Tuzu bunun iyi, iyi. Peki Hayrettin'le Hayati ile bir yakınlığın var mıydı? Benim gözlerim senden başkasını görmez ki Hakan'ım. Bak Hasibe bacı, seni son kez uyarıyorum, ciddiyetini takın. Neden bana bunları sorarsın? Yoksa benden mi şüphelenirsin? Sen de benim için ciddi şüphelilerden birisin tabii. Hangi sebeple? Dul oldun mu için mi? Dul olman sorun değil ama bildiğim kadarıyla sabıkalısın. Rahmetli kocanın annesi yani kaynananı kızgın yağ ile haşlayıp öldürmüşsün. O bir kazaydı be Hakan'ım. Kızartma tenceresi yanlışlıkla üstüne döküldüydü. Boş yere hapis yattım 3-5 sene.
Erkeğe de iyice hasret kaldım o hapis yıllarında. Terbiyesizleşme. Bilir misin Hakan? Hırçınlaşınca daha bir aşığın, daha bir sevişken oluyordu. Bak Hasibe bacı, şunu unutma. Ben evli bir erkeğim ve karımı çok seviyorum. Sen Hilal? Gördüğün gibi gidiyorum Hakan. Bitti artık, yeter. Bu kadar basit mi? Benden zaman istedin, sana zaman da verdim. Peki ne değişti? Ben söyleyeyim, hiçbir şey değişmedi. Hep aynı terane. Manyak bir katil ve aylardır onun peşinde koşan kahraman yüzbaşı. Ne muhteşem bir film. Müthiş. Hilal. Hilal bak bu sefer... Bu sefer artık ben yokum Hakan. Hilal bak... Sakın bir şey söyleme ne olursun. Ben artık hür bir insan olmak istiyorum. Canı, canı, o cip telefonunu bana geri verebilirsin bakayım. Aa, hangi sebeple? Hangi sebeple? Hatırladıysan biraz önce o cip telefonunu ben attıydım sana. Eğesi, hatırladıysan o cip telefonunu aynın peyteciğinin ayacığının altından ben aldıydım. Alırken de canım çıktıydı testereyle. Ben de o telefonu alabilirsin diye o kadar dua ettim. Benim dualarım olmasa bunu alırdın. Terbiyesizsin. Hayati terbiyesizsin. Bak Hayati, ver diyorum o cip telefonunu Bahadir'i. Zaten canım sıkkın. Sen de orada eşelenip darlama beni. Ben de veremem diyorum. İşine gelmediyse gel de kendin al. Aha, destere orada. Yiyorsa götür, kes ayağını gel kendin al. Birazdan destere abim arayacak. Kendisiyle özel bir şey konuşacağız. Özel? Öyle mi? Abi bilsen, destere bir öldürecek seni Hayati. Bir öldürecek. Asıl seni öldürecek ahirettin. Bana söyledi öldüreceğim Hayati diye esas destere. Ya. Bu ayrılık fena koydu adama toprağa. Bu defa ben bile acıdım adama devrem. Hanımefendi de çok vicdansızmış lan. Boruyu döşedi gitti resmen ha. Karı milleti kardeşim bu. İşine gelmedi mi çeker gider. Amına koyayım. Bir de destereyi yakalayamadı gitti ha. Abi komutanım geliyorlar be. Yatsınlar bir İsmail. Gelecekleri varsa gelecekleri de var. İlyas, İsmail, siz Teşvi Tepe'nin önüne varın. Emredersin İsmail Bey. İrdal, bak 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 buradayım bak. Bak gördün mü bak, bak zıplayıp durun bak bak. Gördüm komutanım. Vur vur vur. Ben komut vermeden kimse harekete geçmesin, sikerim belacını. Komutanım arkanda. Ali lan Ali. Ya
Arkamdadır be komutanım. Baksana arkana. Hani lan? Hepten aykırı gidersin be ya. Sürürüz mü lan o? De! Arkanda deyip bağırır durur çocuk. Duymaz mısın be ya? Ula koskoca komutan kollamaz mı ağzını? Baba. Ay sıçayım babanın ağzına. Mahvettin hayatımı. Yürü. Kalk. Yürü eve. Yürü köpek suratlı yürü. Yürü dedim sana. Yavuz seni. Yürü. Efendim abi. Hayati. Benim abi. Buyur. Emret. Hayati be. Şu telefonun sesini ver bakalım hoparlörden de. Hayrettin de duysun beni. İkinize birden vaaz söyleyeceklerim. Emrin olur abi. Hallettim abi. Heh. Hayrettin. Şimdi sen de duyuyor musun beni? Duyarım be abim. Saygılar sunarım. Pek de güzel. Pek de oy oynamışsınızdır. Aferin. Güzel bir sorum olacak abim. Sen bizi gördün mü? Benim her yerde gözüm kulağım vardır be ya. Vardır ikinizin de yanında bal kapakları. Onlara bir uzanın bakalım. Aldınız mı lan? Tamamdır be abim. Şimdi açın bakalım kapakların içini be. Gördünüz mü içinde neler var? Hani vermişydim ben size zehirli ap. Hani ayı devirer apı. Hani dediydim size var bende çaresi. İşte bu aplar panzehir apıdır. Güzel attınız gibi hediye yaparım size böyle bir kıyak. Hadi yutun bakalım şimdi o apları. Allah senin et gönlüne göre versin. Canım abim. Teşekkür ederim. Şimdi Hayati kasetin arka yüzünü bir tak bakayım teybe. Emrin olur abim. Şimdi o zilleri takın bakalım ellerinize. Asıl yarışma şimdi başlıyor işte. Hani dediydim ya. Biri ölecek, biri kazanacak diye. Şimdi yapacağız sizinle bir küpe katma yarışması. Kim güzel oynarsa onu seçeceğim birinci, kurtaracağım onu zindandan. Kim yorulur, düşer, bayılırsa kaybeder oyunu. Haydi bakalım, aç değil mi Hayati? Hemen abi. Senindir kemiği benim. Neredeymiş peki? He, bilgisayar kahvede. Ne yapıyordun orada ayrı? Ya, oyun oynadık çocuklarla bir. Ne oyunu? Counter. Hani şu savaş oyunlarından değil mi? Azıcık iladır ama severim ben askerliği komutanım. Hayrettin'le Hayati de sever misin? Severim tabii ikisini de çok. Peki destere sen misin lan? Abi hayatta işim olmaz komutanım. Demek sen de değilsin. Ama ben kim olduğunu bulacağım biliyor musun? Gerekirse kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim ama bulacağım. İnşallah sen değilsindir Hayri. Çünkü onu anasından doğduğuna pişman edeceğim. Thank you.
da askerlik askerlik diye sırnakın amına soktukların da hayatına baksın. Pardon komutanım, boş bulundum. Sen ne istiyorsun? Ben Eol Büyük Burçum. Çekil şimdi. Taşlı değilim ben be! Çekil lan kenara. Ben büyük kanatçıyım. Büyük kanatçıyım. Hasta lan. Ben susak, öyle kötü oynayıp kazanacağım mı sanırsın? Tüküreyim senin aklına. Hazır. Gel. Benim her yerde gözüm kulağım var diye izlemiştir elbet bir yerde. Buyur abim. Abi ver bakalım sesi dışarı. Tamamdır abim. Bitti mi kasem? Bitti be. Sayende. Beğendiniz mi şarkıyı? Beğenmek ne kelime be ya? Hastası olduk hastası. Abi çok güzel doldurmuşsun. Ellerine sağlık. Sen bizi beğendin mi? İzleyebildin mi oyunumuzu? İzledim tabii be ya. Hangimizi beğendin? İkinizi de beğenmedim be ya. Bok gibi oynadınız ikiniz de. Anlamıyorsunuz gübe katmaktan falan. Hani demiştin ya, seçecektin ikimizden birini. Seçmiyorum be ya, keyif benim değil mi? Şimdi be defter abim be, biz boşu boşuna attık şimdi bu kadar gübeci be. Boşuna oynadınız tabii. Kandırdım ben ikinizi de. Getirdim sizi oyuna. Uyarsınız oğlum ikiniz de. Uyar, uyar. Doğru mu söylersin? Doğru söylerim tabii ki. Abi o içtiğiniz atlar, kafa yapan atlardı. Banzeli falan değildi. İfa, ifa. Şimdi biz zehirleneceğiz mi be ya? Abi zehir de yok, banzeli de yok be ya, anlamaz mısın? Düşürmüşüm ikinizi de tufaya. Nasıl da oynadınız ama malak gibi. Aklına tükürdüğünüz salakları sizi. Ama abi, şimdi bizim kafamız çok karıştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu nasıl oyundur böyle? Aklımız almadı. Daha dur. Aklınızı alacağım ikinizin de. Aklınızı. Sence bu derslere bizim köyden biri mi ya kumandan? Büyük ihtimalle öyle. Çünkü bütün kurbanları bu köyden seçtiğine göre demek ki buradaki insanlarla husumeti olan biri. Abi kim olabilir ya? İşin tuhafı herkes olabilir. Ama şimdilik kimseyi suçlayacak bir kanıt yok elimde. Ama ne olacak ya şimdi? Daha ifadesini alacağım çok kişi var. Sorgu devam ediyor muhtemelen. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bunu da herkes bilsin. Hadi şimdi eyvallah. Eyvallah kumandan. Bulamamış hala değil mi? Hiçbir bok bulamaz zaten bu mutlak. Bak. Aslında bu işi bizim köyün gençlerine bırakacaksın. Bir toplansalar, alsalar taşları sopaları ellerine, akşama kadar köyü bir dolasalar, bulurlar o destreyi Allah'ıma. Bizim köyün gençleri nerede be ya? He? Abi ne bileyim neredeler?
abi. Hep bende takılır bu dalga be. Hepten aykırı gidersin ha. Ne takılması be ya? Yapayım 3-5 ayrı şekil. Siz çok mu bilirsiniz be? Biliyoruz tabi. Versene cereyanı be ya. Abi yürü git işine be ya. Oho. Abi bu destlerin Allah belacını versin be. Kandırdı bizi üç kağıtçı. Ben apı içince anladıydım zaten. Böyle kafam bir uç oldu ama. Harbiden be. Nasıl apmış o öyle? Güpecik atmaktan başım gün doldu sapına döndü be. Bu dezlere Hayrettin harbiden haysiyetsiz çıkmıştır be. Ne diyordun? Sesi kalın malı çıktı diye telefonda. Beni bir adam sandıydım ha. Adam değilmiş be. Lavuk çıkmıştır lavuk. Bak ararsa seni o cip telefonundan sakın açayım deme bence. Ne açacağım be? Açarsam adam değilim ha. Sus! Sus! Kardeşim. Kardeşim. Aha Ali. Açmayasın sakın. Ararsa arasın şerefsiz. Açmayasın sakın. Kudursun nokar. Kudursun. Hayatım ne olur sana be hayatım. Hadi hadi. Ana canı sattım anam. Bu nedir be? Ne olacak be? Ceryem verdi şerefsiz. Ben bari açayım şu telefonu da. Kudurmasın iyice. Aç madem be. Aç. Alo. Niye açmıyorsunuz lan telefonu? E sen bizden oyun edersin. Oynayacağım tabii köpekler. Akıllı olun. Yoksa böyle girsiniz ceryanı. Şimdi ver bakayım Hayrettin'i be. Seni ister. Niye ister bana be? E ister seni. Dedikler be. Ali. Hayrettin. Adamım ne yapıyorsun be? İyi ben abim. Bıraktığın gibiymiş ya. Ne oldu be? Küs müsün bana yoksa? Yok be abi. Ne küseceğim? Ne küseceğim sana be? Abi var sende bir şeyler be ya. Adamım biz seninle ne konuştuk be? Seninle alınırsın üzerine bu tavırları. Ben demedim mi sana? Benim derdim Hayati ile diye. Bunların hepsici tiyatro. Ne? Ben söyle be ya, ben dinlerim sana. Konuşma diye. Aferin. Şöyle akıllı ol be ya. Bak ne diyeceğim şimdi sana. Arkandaki duvarda üçgen bir taş var. Çek çıkar onu yuvasından. Gördün mü? Bir uzun malbuşla. Bir de kısa malbuş var. Kısa malbuşu ayağa diye atta içsin kerkeniz. İçinde vardır maytap. Sen de uzun malbuşu yak ki işkillenmesin enayi. Hadi bakalım. Göreyim seni. Ararım ben seni yine sonra. Ben bir etin suyunu sıkacağım. Bana be. İş yiyeceğim be ya. İnşallah. İnşallah. Ne dedi? Ne diyorsun işte be? Güğünümü almaya çalışıyorum ama ben pek tınlamadım be. Yüzü vermedim be. Bunlar ne? De
haliyle kıyak yapmayı ister bana be. İki tane mi? Ya iki tane. İster misin ya? İsterim. İsterim. Tut Hayati. İyiyiz. Peki son günlerde Hayrettin'i gördün mü hiç? Görmedim. Hayati'yi? Görmedim. Acaba son zamanlarda köy çevresinde böyle şüpheli bir şeyler görmüş olabilir misin? Görmedim dedim ya be ya. Onu gördün mü, bunu gördün mü? Tek gözümle burnumun önünü zor görürüm ben be ya. Ya haydi git başına. Haydi. Abi ciğerlerim bayram etmiştir be. Abi yarasın urtağıma. Sümdürüver ciğerlerine. Ama unutmayasın başka sigara yoktur ha. Senin haberin vardı değil mi? Abi ben sana diyeyim de inanmıyorsun bana. Güvenmiyorsun bu destek abine. Seninle oyun oynar, benimle değil. Anı sikim. Bu ne? Ya. Asıl. Dezdere abin sana eder oyun. Ayrettin. Ayrettin. Sakın bu Dezdere abin ikimize birden etmesin oyun. Üle mi dersin? Üle derim. Üle. Üle. Nasıl bir manyaktır, nasıl bir delidir, nasıl bir psikopattır bu be? Oyun oynar bizimle! Ne istersin bizim gibi garibancıklardan be? Abi, ne olur be? Siz de 3-5 saat içinde ölürsünüz. 3 mü? 5 mi? Abi 3-5 saat işte be ya. Ne fark eder? Hadi size bir de kıyak yapayım. Ambarın kapağını atarını da söyleyeyim. Ayının buyrunda asılıdır. İsteyen ayağını keser, kurtulur çıkar gider. İstemeyen de kalır. Ölür tüpün gazında. Asıl oyun şimdi başladı işte. Hadi size kulağıcıklar gelsin. Ben bir karpuzun çekirdeğini çıkaracağım. Ne? Sıçacağım be ya. Hayrettin. Ben hayatta ayağımı falan kesmem ha. Doğru söylersin be. Manyak mıyım ben be? Ben de hayatta kesmem ayağımı falan. Ölürüm tüpün gazından daha iyi bir aşağısı. Bence de. Önce öğrendim harfleri. Sonra eceledim kelimeleri.
hayal ettim gelecekteki herkesi. Kimimiz hemşire olacak, kimimiz hizmetçi. Kimisi ekim, aval, altarcı. Kimisi de ızarcı, hakim, helikopterci. Bizi hizaya sokan okul oldu. Böylesi harbiden en daha bir güzel, en daha bir şahane oldu. Abi okuma bayramınız hayırlı olsun be ya. Kusura bakmayın hocam. Sizi böyle telaşlı bir zamanda rahatsız etmek istemezdim ama. Hiç önemli değil. Nasıl yardımcı olabilirim? Şu destere meselesi. İki çiftçimiz daha kayboldu da. Soruşturmaya biraz hız verdik. Pek bir ipucumuz da yok açıkçası. Hani diyorum çocuklardan falan bir şey duyarsanız. Hiç şüpheniz olmasın. Olursa size hemen iletirim. Çok teşekkür ederim. Hayati, harbi deme şimdi, öleceğiz mi be ya? Kader, hayrettin. Kader. Yekten beni ver diye çaptana. Ne? Azıcık da tüp diyorum, kafa yaptı bana be ya. Hatırlamaya çalışayım ben dün en son ne yaptım, kafayı toparlayamıyorum ben. En son mısır tarlasına gittiydim ben. Akşam dün açaktın eve. Sonra bir ses duydum. Bak şimdi hatırladım ha. Tarlada. Tarlada bir oyuncak gördün müydü? Böyle böyle kıvırtırdı. Ondan sonra ne oldu bilmem. Ben de hatırlarım. Bustandan dönüyordum. Yalnızdım. Tünelin oraya geldiğimi hatırlarım. Kimsecikler de yoktu ortalıkta. Bak şimdi hayal meyal hatırlarım. Bir ara dikiz aynasında bile kendimi gördüm gibi olduydum sanki. Aynı kendim yani. Tabii kendin olacaksın be ya. Aynada başka kimi göreceksin? Tabii kendini göreceksin. Yok yok. Ben kendim. Traktörü kullanıyordum. Bu başka. Elinde supa vardı, supa. Sonra? Sonra bilmem ne oldu. Sonra bir şey olduydu ama. Ne olduydu? Ananı sikeyim be! Hayat. Hayati. Hayat ne acayip değil mi be? Evet. Acayip bir şey hayat. Çiçek sever misin? Çiçek? Ne? Yok. İyi vallahi. He. Taban fiyatları açıklanmış mı be? Ulus'a gidelim mi? Hamburgerde ketçap ister misin sen? Anne! Anne! Hayati! Hayati! Gemi geçiyor be, görüyor musun? Nerede? Hayrettin iyi çocuktur. Hayati de öyle. Ama pek bir sabiyetim yoktur ikisiyle de. Merhabayım, merhabayım. O kadar yani. En son ne zaman gördün onu? Hayrettin'i geçen derenin orada gördüm. Çüydürüydü ağacın dibine. Ya işiyordu be ya. Ne haber lan zikişken dedim. Öyle deyince taradı beni. Ya Hayati? Hayati onu da
Çarşıda gördüm. Hamburgerci de. Hamburger yiyip hayran içiyordu. Ulan dedim kereleci, afiyet, bal şeker olsun dedim. Hayran mı içiyorsun dedim. Tamam tamam yeter. Hadi kolay gelsin sana. Eyvallah. Şimdi de mesaj mı yollamış o şerefsiz? Yuver. Operatör mesajı der burada. Yüster. Sayın abonemiz, GSM hattınızın birinci yılı sebebiyle hediye olarak 10 kontür aklınıza yüklenmiştir ve Allah'ıma kitabıma Allah'ıma şükürler olsun be ya. O kontür geldi cep telefonuna be. Hayrettin, ne bağırır durursun, delirdin mi sen? İstersin destere duysun sesimizi. Tamam be ya. Durunu söylesin. Bak bak şimdi arayasın hemen polisi, jandarmayı. Yerimizi tespit etsinler, gelip bizi buradan alsınlar. Haklısın be ya. Hayatı bilir misin sen? Jandarma adını ya da polisin telefon numarasını? Abi yok, bilmem be ya. Hayatı, hatırlarım hafızamda amcamın ev telefonu be. Ara, 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 hemen amcanları ara. Yerimizi tespit etsinler, jandarmayı polise alsın, gelsin buraya, bizi buradan kurtarsın. Alo. Adım amca be, benim Hayrettin, ne yapıyorsun be? Kim? Hayrettin be ya, Hayrettin sesim geliyor, duyuyorsun beni ağzım amca. Kime gelmez sesim, bağır azıcık, bağır be ya. Be amcam bağırıyormuş da be ya, haber ve jandarmaya kurtarsınlar bizi be. Ne? Ne olur be ya, bak bizi ambara kapamıştır Hayati ile birlikte. Bak onun da selam var sana, üper yanacıklarından abi, amca. Mır 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 mır. Ne diyorsun be? Azım amca, kunturum azdır. Ne? Bak hayat meyat meselesidir, duyuyor musun beni? Ben Hayrettin be. Ne? Bak duymuyor musun be? Azım amca bağırayım, daha fazla bağır. Kim? Açın ağzına sıçayım ben de. Asıl ben sıçayım senin ağzına. Amca duydun bana be ya! Amca bak değil mi? Jandarma ya! Abi ne yapayım? Bu işte! Kuntur bitti be! Terbiyesizin evlatları! Telefon ediler, kafa buluyorlar benimle be! Çektirin deyuslar! Merhaba, merhaba! Abi ortak! Sen ne yaptın be? Askerde patlamış jandarmayın. Onun için kulakları az işitir biraz. Abi, arasaydın ya başka tanıdıkları. Yoktur hafızamdayız, kimsenin numarası be. Ne oldu? Komutanım söyleme sahip. Bir ihtiyaç gidersem. Müsaadenizle komutanım, ben de gitsem. Oğlum burada mı, sırası mı şimdi? Ne çok fena komutanım, çok fena. Affedersiniz komutanım, büyük ama. Çabuk olun, çabuk. Sabahtan beri ne bulduysanız dediniz. Elması, eriği, dutu, armudu. Ağzınız bir boş durmadı ki. Revire gidip ishal olduk diye istirahat almaya da hiç heveslenmeyin. Destereyi bulmadan dinlenmek yok. Komutanım! Bu aldın terbiyesizi falan bakı! Yok komutanım, yok öyle bir şey. Katiyen! Çabuk buraya gelin, çabuk! Ne oldu komutanım? Koş, koş. Ormanda bir şey fark ettim. Siz de silahlarınızı alın. Emredersiniz komutanım! Haydun sen sağdan git. Hilmi sen de bu taraftan. 100 metre ileride buluşalım.
İkram bu amına koyayım ya. Böyle bir terlik istatim olur arkadaş ya. Sikerler böyle işi. Ne bakıp durursun öyle melül melül? Abi ben sana bakarım be. Bakarım cep telefonda gelir mi 3-5 kontur daha diye. Bak. Bak bak. Operatör kontürü hediye. Operatör hediye kontür. Hayatta o bir kere olur, bir kere. Hakan, bu anı o kadar çok hayal etmiştim ki. Manyak mısın sen ya? Manyağım, senin manyağın. Ne arıyorsun sen burada, o elindeki bıçak da ne? Aşkımızı ağaçlara kazıyordum sadece. Ne? İnanmazsan bak, işte Hakan ve Asibe, aşkımızın hatırası. Hangi aşktan bahsediyorsun sen ya? Hem o elindeki şey de ne? Dedim ya demin bu anın hayalini çok kurmuştum diye. Hangi anın hayali? Seninle ormanda baş başa kalma anımızın hayalini. Belki denk gelirsek diye hep hazırlıklı oldum. Abi daha neyi beklersin? Gel de ışınla sarsana benime. Oha! Gördün mü? Ne oldu be? Hayati tüpler bitti. Yemin et. Allah'a kitabıma tüpler bitti be. Yattı bizim zehirlenme işi. Allah'a şükürler oldum be ya. Hayatim be. Ben bu dezderenin aklına tüküreyim. Oraya koymuş 3 tane piknik tüpü. Aklı sıra bizi zehirleyecek. Abi 3 tane tüple insan zehirlenir mi? Tavşan mı zehirliyorsun? Be ya. Açmayayım be cep telefonu. Ayrettin'im aç. Kurban olayım aç. Verir ayacıklarımızdan gidin elektrik. Alo. Abi yeni bir teklifim vardır size. Kim ötekini öldürürse serbest bırakacağım öbürünü. Hanginiz kazanırsa yani. Ah siktir ödeme Destur Efendi. Tüpler bitti diye böyle dersin değil mi? Yemeyiz artık biz bu numaraları. Destur'a kardeş. Abi sen kendine seyirlik eğlence ararsın. Ama diyeyim sana, yanlış yerde ararsın seyirlik eğlence. Vallahi siz bilirsiniz. Daha öncekilere de hayatta kalma şansı verdiydim ama sonları kötü oldu. Mesela örneğin Aşim dayıyla Habibe teyze. Mesela örneğin Acer'le İcran. Aklıyla Ali. Sonunda dağıtılı köyü boyladı hepsiciyi. Siz bilirsiniz be ya. Hadi ozan be. Senin yalanları yüzünden birbirimizi satacak insanlar değiliz biz. Ayırlar köyünün insanlarıyız. Ara sıra atışsak da severiz birbirimizi ölümüne. Öyle mi kıçımın kenarları? Abi o zaman size ayrılı ölmeler diliyorum ben. Canınız sıkılırsa telefonda kayıtlı bir iki görüntü vardı. Abi ne görüntüsüymüş o be? Ben de o görüntüye bakardım işte be ya. Yazır burada. Video görüntüsü. Basayım. Bas bakayım. Abi ben hayatımda ayretin kadar şirretsiz bir adam görmedim be. Kendisi iplidir. Puştur. Aha böyle tekerlektir. Aha bak bak. Bak susak bak. Hadi be. Abi kendisi nunuştur be ya. Vuruşkandır be ya.
Hayati? Yalandır. Vallahi fotomontajdı. Yemin lafı yalan atıyor. Hadi oradan be. Fotomontajı. Sensin işte burada konuşan. Olur, fotomontajdır o. Ver bak o telefonu. Göstereyim ben sana. Japonlar yapıyor. Bununla bir görüntü çekiyorsun ya. Bunun bir fonksiyonu vardır be. Şimdi onu ben bulamadım be. Ayrıca bak şimdi. Hadi be. Üçkağıtçılık yapma bana. Herkesin ortasında konuşursun işte. Ayrıca'nın ibnadır diye. Sen benim ne ibnalı mı gördün? Pezavayk. Bak. Ayrıca'nın. Şimdi buradan bir görüntüyü açalım. Açtım. Abi bu ne be? Burası benim tarladır. Vallahi billahi. O kim? Ayrettin. Ben miyim? Vallahi billahi sensin bu. Ne sıçarsın lan benim tarlama? Senin tarlaya mı? Ne sıçması be? Bu sıçması. Yok, kesin fotomontajdır be. Japonlar yapar onu. Fotomontaj. Ne fotomontaj olacak? Kapçık ağzı. Bas be ya, sıçmışsın. Püm, şerefsiz. Sıçayım senin ağzını ayrattın. Asıl ben sıçayım senin ağzına. Tarlana sıçtığım gibi. Sen beni asker kaçayım diye askerlik şubesine ihbar etmedin mi? Sen benim manitamı götürmemiş miydin? Kirazı dersin. Hayatını sıçayım senin be Hayrettin. Esas ben senin hayatını sıkayım hayatı. Hayatına sıçtım. Asker! Şerefsizsin. Şerefsiz sensin lan. Yürü. Gülemez miyim ne komutan? Gülenen ne biçim akrabamdır, komşumdur. Abi kestin lan şunun sesini be kadın. Te bir şey konuşuruz burada. 3-5 ay olmuştur bizim kız evleneli. Eğer Allah'ın günü izler düğün kasetini bu kadın. Abi evladım, amdır onlar da am yenmez. Tırık olursunuz sonra. Oldular zaten ama akıllamadılar. Neyse sen devam et. Ayrettin'le Hayati'yi de severdim ben çok. Te üzülmüşümdür ikisinin de kaybolduğuna. En son ne zaman gördün onları? Nerede gördün? Abi ne bileyim ne zaman görmüşüm. Bir sonrası bilir miyim ben ne yedim sabah? Ne oldu be komutan? Oynayanlara bak. Baktım işte ne olmuş? Haşimli abi be. Hakkıyla Halil. Hacer'le Hicran. Yani destlerinin kurbanları. Deme be ya.
Rahmetliye bak nasıl döktürmüş ama. Hepsi ikişer ikişer kaçınılıp ikişer ikişer öldürmüşler. İşte nihayet yine karşılıklı oynayan Hayrettin'le Hayati. Abi ben bu işten bir şey anlamamışım komutan bey ha. Ben anladım Hürşit Bey. Ben anladım. Ne oldu şimdi komutanım? Hayriye başkasıyla evlenirken göbek atanlara kin duyan kim olabilir? Kim? Hayriye'ye deliler gibi kim aşıktı? Kim aşıktı komutanım? Sür bakalım Hikmet'in davini. Biz jandarmaya haber vereyim komutanım. Hayır. O caniyi bizzat kendi ellerimle götürüp teslim edeceğim albaya. Dedim ben sana, çakma müzik setidir bu diye ama hakiki Japon malı olsa aşağı derdi bu kolon benim kafayı. Ama Yuşa Hatu ile olmaz. Feriye'ye aşıkmış ya. Kerane gibi de atmosfer yapmış lan. Bırakın sessizlikle yürüyün hadi. Geldim be komutan. Yüzümüz yıllarda kaldı be ya.